Biraz da doğadan beslenmeyi öğrenelim. Doğadan sırgan toplayalım. Nasıl toplandığını da göstereyim. Çok şöyle elleri de yakmadan ya da eldivenle toplayacaksınız. İkinci, üçüncü yapraklardan kopartacağız. Aslında şu büyük yapraklar olacak. Daha küçük yapraklar daha güzel. Evet. Bir dahaki videoya da artık bunun yemeğini yaparken çekeriz. Tavuklarımız da var. Şurada da arılar var. Bunlar da sırganın tohumları. Biraz toplanıldığında tadını acı yapıyor ama çok az bir şey faydası için katılabilir. Şunun gibi mesela. Çok az bir şey. Evet, bu Karadeniz yemeğinin olmazsa olmazlarından bir de pezik varmış. Bunlar da güzel gene yıkanması gerekiyor. Kumlu oluyormuş. Pezliğin doğadaki hali de bu. Toplandıktan sonra bir de yıkama evresi var. Evet, suda güzel yana yıkanıyoruz. Şimdi sıra sırganları yıkamaya geldi. Şimdi iki baş sarımsak hazırlandı. Dövülecek. Şimdi sıcak suyun içine su kaynadığı zaman yıkanmış sırgan ve pezikler içinde pişeceğiz sarımsakla beraber. Oranlar bam 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 kafana. Evet, suyumuz da kaynamış. Şimdi tabii elini yakan arkadaşlar bunu böyle almasın. Sırgan normalde eli yakar. Kaynar suya doğru basıyoruz. Bir şeyle de bastırıyormuşuz. Şimdi bunu pişirmeye devam edeceğiz. Ha, tuzu atıldı. Şimdi kaynamayı bekleyecek. Kapatacağız kapağını. Kapağını kapatma. Taşıyor. Kapatmayacakmış. Hala pişiyor. Biraz daha pişecek böyle. Fokur fokur kaynayacak. Sırgan. Pezik iyi gene. Yumuşayıp haşlanmış olacak. Ağzını da kapatmıyoruz. Sırganın suyundan çay da yaparlar. Şimdi birazcık su ayırıp biz de bakalım. Bir de süzmek gerekebilir sanki, öyle görünüyor. Bir şey olmaz, bir şey sen bugün. Bunu katarsın, bir daha atarsın. Ya karışık bak, buğday unu. Mısır unuyla buğday ununu karıştırmışız. İyi gene pişip haşlandıktan sonra blenderla da parçalama aşamasındayız. Thank you.
şimdiye kadar böyle hem blenderla karıştırıyoruz hem de mısır unuyla karışık un atıyoruz. Biraz koyulaşacak. Kesin kurallar, gramlar yok. Bam bam bam. Şimdi iki defa daha taşıncaya kadar kaynayacak. Burada da sarımsağını sıvı yağıyla pişireceğiz. Bundan sonra sarımsağını da tereyağına başlayalım. Şimdi sarımsağımızın da biraz pişmesi lazım. Bundan sonra tereyağı da koyacağız. Şimdi tereyağını eklemeye başladık. Bunlar kaç gram eklenecek diye sormayın. Bunlar göz kararı eklenecek. Bam bam bam. Biraz daha karıştırın. İki defa kaynayıp fokurduracak. Öyle kolay iş değil. İki kişi anca yapıyor söyleyeyim ya. Tek başınızı ormanda toplayıp yiyeceğim diye düşünmeyin. Biraz zor. Arada bir karıştırmaya devam. Böyle bir saat oldu. Evet, bu da çaycı başı. Çayımızı da yapmış. O adam. Neredeyse bir 7-8 dakika oldu. Bu sarımsakları yağda pişirme işi hala pişiyor. Bayağı yumuşadılar ama kızarmadılar. Güzel yiyecek herhalde. Ya da çok zamana falan gerek yok yani. Yumuşadığı zaman tamam. Hadi. Yağsıyla bir kere daha taşıncaya kadar kaynayacakmış. Evet, artık son kaynama da tamam. Servis yeterli. Servis yapalım. Karadeniz'in meşhur sırgan çorbası. Tecrübeli olan Karadenizli bacılar diyor ki yemeden tadını anlayamazlar diyor. Mutlaka yemeleri lazım diyor. Tavsiye ediyor. Ettik gitti. Yeme faslına geçtik arkadaşlar. Harbiden fevkalade güzel olmuş. Hatta mısır ekmeğiyle de yeniyormuş ama ben pek ekmek yemediğim için sade götürüyorum da çok güzel olmuş. Bana afiyet olsun arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Var. Şimdi bu da biraz önce tencereden aldığımız sirgan suyu. Tadı gayet güzel ama soğumuş. Sıcakken sanki daha güzel olacak gibi. Kampçı arkadaşlar dağlarda sırgan toplayıp bu suyunu yapabilir en azından.